Kitta'ya, Kültürhane'ye, Sivil Sayfalara ve Mersin'e hoş geldiniz. Haziran ayının ilk haftasında tabii çok değişik bir ortamdayız, görüyorsunuzdur. Evlerde değiliz. Yeni normale, açılıma biz de ayak uydurduk. Şu anda Kültürhane'nin önünde, bahçesindeyiz. O yüzden ben bayağı bir heyecan yaşıyorum. Zoomlu günlerin sonunda artık dilerim böyle gider. Konuklarım da yanımda. Buna da alışık değildim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta hoş bulduk. Tabii 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü hasebiyle de Mersin'de bir etkinlik olacak. Sanatta ekolojiyle içe bir etkinlik. Circular Çevre ve Sanat Etkinliği'nin ikincisi olacak. Konuklarımı da hemen diğer baştan bunu tanıtıyorum. D Sanat Ortamı'ndan Veli hocamız Veli Mert. Aktivist Sanatçı Ekoloji Kolektifi Derneği'nden Bengüsü Muazzez Hanım. Derya Gözük Kızıl Hanım, sanatçı ve proje danışmanı ve TUMOP Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can. Bu arada etkinliği de Mersin Büyükşehir Belediyesi, TUMOP Çevre Mühendisleri Odası ve DB Sanat Ortamı düzenliyoruz. Ve hemen ben Veli Hocam'la başlıyorum. Hocam, bu Circular Çevre Sanat Etkinliği nedir? Bu ikincisiymiş. Evet. Birinci, ikinci hakkında bilgi verirseniz öyle başlayalım programı. Evet. Herkese merhaba. Ben Veli Mert. DB Sanat Ortamı kurucularındanım. Circular Çevre Sanat Etkinliği bu sene ikincisi olacak. 2018 yılında Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi işbirliği içerisinde küratörlüğünü Zeynep Graycan'ın üstlendiği bir etkinlik yapıldı. Mersin Marina ortamında gerçekleşti bu etkinlik. Ve sonra 2 yılda bir olması planlanıyordu ama geçen sene pandemiden dolayı olmadı. Bu sene yine bu şeyin projenin yürütücüsü TUMOP Mersin Çevre Mühendisleri Mersin Şube Başkanlığı üstleniyor yine yürütücülüğünü. Ve bu sene Büyükşehir Belediyesi diğer ana sponsor ve sanatçı organizasyonunu da DB Sanat Ortamı üstlenmiş oldu. Çevre, ekoloji ve geri dönüşüm başlıklı bir çalışma ortamı oluştu. Ve yer olarak da Mersin Kongre Sarayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahildeki Kongre Sarayı ortamını belirlemiş olduk. Hocam, günleri de ben aldım. Ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? 5'inde çevre günü ama biz 7'sinde açılış olacak orada. Tanıtımlar olacak. 7'si ile 9'u arasında gerçekleşecek. 19 iş yer alacak ama sanatçı sayısı daha fazla çünkü kolektiflerde söz konusu. Küratörü sizsiniz. Küratörlüğü evet ben üstleniyorum ama sanat danışmanlarımız var. Melih Apa, Şeref Erol, Ahmet Karabulak ve Derya Gözükızıl danışmanlarımız. Hemen ben yürütücü kısmından TUMOP'tan Sinan Can'a bir sözü vereyim. Sinan Bey, sizin nasıl bu dahiliniz oldu ve bu Circular'la TUMOP'un bağını sizden alalım, bir giriş yapalım sizinle de. Tabii ki. Ben Sinan Can, Çevre Mühendisler Odası Mersin Şube Başkanı. Ben genel hatlarıyla bu Circular nasıl doğdu, nasıl ortaya çıktı o konu hakkında biraz bahsetmek gerekirse. Biz tabii 2018 yılında arkadaşlarımız ve sanatçılarla bir araya geldiğimizde bu çevre sorunlarına karşı nasıl bir farkındalık sağlarız diye bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Tabii benim de eşim Zeynep Güray bir ressam, sanatçı ve okulda da akademisyendi, Veli hocalarımızla birlikte. Orada bu çevreyle sanatı nasıl bir araya getirebiliriz ya da bir ekolojik tabanlı bir sergi gerçekleştirebilir miyiz diye bir düşünce çıktı ortaya. Ve biz de bir sanatçı ve mühendisler bir araya gelerek bunun planlamasını gerçekleştirdik ve bunun da isim hakkı Zeynep'e ait. Zeynep Circular ismini koydu çünkü Circular döngüsel, dairesel bir geri dönüşüm teması da veren, doğanın kendisini ya da kendi çevresi etrafında dönme meselesini de ortaya koyabilecek bir tema belirledik. Ve bunun ilkini 2018 yılında, Haziran ayında Mersin Marina'da gerçekleştirdik. Orada şöyle ulusal demiştik. Neden ulusal demiştik? Çünkü Mersin'in dışındaki kentlerden de sanat eserleri gelmişti. Niğde, Adana, Muğla, İstanbul, Ankara gibi kentlerden de iş geldi ve Mersin Marina'da sergilendi. Tabii bunun etki analizine baktığımız zaman ilk önce sanatçılar bir ortamda iş yaptılar ve Mersin'de bunları sergilediler.
Orada marinanın kalabalıklığından, biraz popülasyonun fazla olmasından kaynaklı da çok fazla kişiye temas etti bu işler. Tabii ki yer konusunda da eleştiriler de aldık, almadık değil. Ama bu sefer daha farklı bir ortamda, daha farklı paydaşlarla yapıyoruz. Mesela devlet sanat ortamı var artık. Yani bizim bir paydaşımız, 2018'de böyle bir paydaşımız yoktu. Yani sanatçıların bir arada olduğu bir kolektiften bahsediyoruz. Bir öncekinde böyle bir kolektifle hareket etmemiştik. Tabii üniversiteyle hareket etmiştik o zaman. Üniversitede kurumsal olarak bize güç vermişti. Fakat bir destek anlamında tabii ki eksikliklerimiz vardı. Belli bir etkileşimde bulunamadık. Bu sefer tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi, Devlet Sanat Ortamı ve Çevre Mühendisleri Odası aslında çok iyi bir birliktelik oldu. Neden? Belediyecilik noktasına baktığımız zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyelerinin çevre sorumlulukları çok fazla. Yani bundan atık sulardan, içme sularından, katı atıklarını ya da hava yönetimi konularında birebir faaliyetleri var. Ve onların da farkındalık sağlamak için bir amaçları var. Yani bu işte eğitim veriliyor, videolar, kamu spotları gerçekleştiriliyor ve bu biz bu sergiyi beraber yapalım, daha kamusallaşsın, daha da kitlelere ulaşsın dediğimiz zaman kesinlikle bize kapılarını açtılar sonlarına kadar. Ve dediler ki evet, insanlara farkındalık sağlamak için ve sanat ile çevreyi buluşturabilme fikri çok cazip geldi ve biz bu paydaşlığı sergiledik. 2018 yılından bunu biz 2 yılda bir gerçekleştirmek istiyorduk. Fakat gerçekten pandeminin koşulları çok sert geçti geçen sene. Bu sene biraz daha hafifledi. Ondan kaynaklı 3 senede bir oldu ama biz bunu artık Devlet Sanat Ortamı'ndaki fikirler bizim için çok önemli ve ben bu Devlet Sanat Ortamı'nı ve Veli Mert hocamıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu işin gerçekten yükünü çeken bir kolektif oldu, bir ortam oldu ve Veli hocamız çok destekleri oldu bize. Gönülden desteklerini sunuyor ve kendi bilgi birikimlerini de Mersin'e aktarmak için, mühendislere özellikle aktarmak için elinden geleni yapıyor sanatçılarla birlikte. Bu işin doğuşu bu şekilde oldu ve yeni yapacağımız serginin de Mersin Kongre Merkezi'nde yapacağız. Biliyorsunuz Mersin Kongresi alanı Atatürk Parkı ile sınır olan bir bölge. Biz bu yeri özellikle seçtik. Ben belki yerle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra diğer arkadaşlarımız bir şeyler söylemek ister. Şimdi Atatürk Parkı insanların doğrudan kullandığı, işte kamusal olarak düşünülen ve 7'den 70'e etkileşim içerisinde olan bir bölge. Ve bu bölgenin de yanında da bir Mersin Limanı var ve Mersin Limanı'nda da bir takım çevresel ve işte çevresel problemlerle karşı karşıyayız. Büyümek istiyorlar. Atatürk Parkı'nın önünde bir daha fazla büyüyerek orada bir Atatürk Parkı'nı işgal etme noktalarına kadar gidebilir dedik. Biz bu sanat ortamını, çevre ortamını orada seçmemizin en büyük nedeni aslında o Atatürk Parkı ile sınır olan Kongre Merkezi ve Atatürk Parkı'nın insanların olduğunu ve insanların söz hakkının orada olması gerektiğini söyleyerek çıktık. Hani biz güzel bir birliktelik sağladığımızı düşünüyoruz. Evet, yoruluyoruz. Bu gönülden yapılan bir iş. Gerçekten bunun başka hiçbir tarifi yok. Ve multidisipliner, disiplinler arası bir etkileşim. Yani fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat ortamının birleşmiş olduğu bir yapı var. Biz bunu kıymetli oluyoruz ve kıymetli buluyoruz ve bunun yıllara, hatta aylara, dönemlere nazaran ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz Alper Bey. Sağ olun Veli Hocam. Mikrofonu Deray verirseniz. Şimdi de proje danışmanı sanatçı Derya Gözü Kızıl'a soracağım. Hı. Derya Hanım, sizin de bir işiniz var. Bu arada 19 iş olacağını söyleyelim bu etkinlikte. Hı. Hangi işler var? Kimler var kolektif olarak? Hem o işleri sayarsanız böyle özetle, bir de kendi işiniz hakkında bilgi verirseniz öyle devam edin programa. Buyurun. Bir sürü kolektif katılıyor bu arada. Çekirdek kolektifi burada. Muazzez Kurtuluş'un içinde olduğu bir ekoloji derneğinin bir işi olacak. Ve genelde kentte etkinlik gösteren sanatçılardan oluşan bir sergi. Tabii kent, hem kenti mesele eden hem doğayı mesele eden ve bunun üzerine sanatsal çalışmalar üreten insanlar. Siz nasıl peki dahil oldunuz bu projeye, bu etkinliğe? Onu alalım o zaman sizden. Ben nasıl dahil oldum? Ben Veli Hoca ile zaten sürekli etkileşim halindeydim. Ve böyle projenin içinde de olmak istedim. Çünkü Sirküler 1'de de çok içinde değildim ama teknik kimi yapılara yardım etmiştim. Az çok biliyordum yapısını. Nasıl bir şey istediğimizi de biliyordum. Ve bu sene bu
D5 sanat ortamında Veli Hoca'nın küratörlüğüyle gerçekleştiği için de yine burada Veli Hoca'ya biraz yardım etmek amacıyla aslında işin içine girdim diyebilirim. Sanatçı olarak katılmayı düşünmüyordum ilkin. Sadece organizasyonu yapmak. Kimi entelektüel arka planları olan sunumlar da gerçekleşti. Bu bağlamda sanatçılar da bunu dikkate alarak üretimler gerçekleştirdi. Onların zamansal olarak düzenlenmesini, aslında yapıyı daha düzenli hale getirip karmaşıklığı azaltmaya çalıştığımız söyleyebilirim. Peki kendi işiniz ve kendi sanatsal deneyiminiz hakkında da şu an bir teziniz olduğunu daha önce konuştuk biz sizde. Yani. Onun hakkında kısa bilgi verirsek izleyenlere ve dinleyenlere yani, kendi işiniz ve kendi çalışmanız hakkında biraz bir ipucu verelim istiyorum. Evet, ben yüksek lisans öğrencisiyim. Şu an tez yazıyorum. Tezim birazcık daha bilim ve sanat ilişkisinin ağırlıklı olduğu bir tez. Kendi yaptığım çalışmalarda birazcık öyle. Ama burada buradaki katılacağım çalışmada yine biraz buna değiniyor aslında. Çünkü aerodinamik olarak kimi tohumların uçabilmesi için evrimleştiğini biliyoruz. Birçok deneyimlemişizdir tabii ki bunu. Deve dikeni diye bir bitkinin aerodinamik yapısını gösterdiğim ve hani mekanın hem dışarıda olması bir avantajdı. Çünkü böyle bir iş üretebilmek için dışarı bir açık alanda olmak gerekiyordu. Hem de çok rüzgarlı olmasını da fırsat bilerek o ilişkiyi gösterdiğim bir çalışma ortaya koymak istedim. Bunun dışında tabii arkadaşların çalışmaların mekanda nasıl konumlanacağını da birazcık organize etmeye çalıştım. Yani ben belirledim, sonra Veli Hoca son karar tabii Veli Hoca veriyor. Evet, bu arada Karetta'nın daha sonraki bölümlerinde bayağı size konuşacağız. Bu sizin çalışmalarınız beni de heyecanlandırdı. Muazzez Hanım'a mikrofonu verirseniz. Peki. Sen nasıl dahil oldun? Bu kendi işinle ilgili detay bilgi verebilirsen çok sevinirim. Elbette. İşe şöyle dahil oldum cümlesine çok cevap vermeyeceğim. Çünkü zaten yıllardır hani bu sanatsal serüvenimde işin ekoloji kısmıyla hep ilgilendim. Yani ekosanat alanında hep üretimlerde bulundum ve 2011'den beri üyesi olduğum bir çekirdek kolektifimiz var. Çekirdek kolektifi temelde o dönemler henüz eylemlerimizle inşaatın başlamasını engellediğimiz zamanlarda kurulma ihtimali olan nükleer santrali durdurmak, bununla ilgili bir bilinç, bir duyarlılık ve bir kamuoyu oluşturmak adına yapılan hem bilgilendirici, hem aktivist, hem eleştiren şiddetli işlerimiz vardı. Bunlar dönem dönem yapılan sergilere ve konseptlere bağlı olarak sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Örneğin 2 yıl önce de yine bir sergide Çekirdek Kolektifi'nin işlerini paylaştık. Dolayısıyla böyle bu konseptte, yani ekoloji konseptinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevreyi koruma niyetiyle ilişkili olan bugün de iş üretmek de benim için harika bir fırsat oldu. Fakat arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi serginin genel eyleme biçiminde bir kolektif üretim modeli fikrimiz vardı. Ben de yıllardır kolektiflerle çalıştığım için bu pratiğimi de burada işin doğrusu arkadaşlarımla paylaşmak ve onlarla da ortak bir deneyim alanı yaratmak istedim. Ben 2 işle katılıyorum, yani toplamda 2 bölüm diyebiliriz. Birincisi dediğim gibi Çekirdek Kolektifi. Çekirdek Kolektifi'nin de 2 işi var. Biri su ayak izi. Biliyorsunuz ki biz maalesef tüketimlerimizle doğada hem bir karbon ayak izi üretiyoruz hem de bir su ayak izi üretiyoruz. Bu kavramlarla ilişkili olarak hani bir farkındalık yaratmak. Dolayısıyla buna temsilen yere koyduğumuz bir tekneye işte su koyacağız. İnsanlar oraya basıp ilerledikçe işte gittikçe solan ama orada da oluşan bir ayak izi sudan kaynaklı. Tabi burada oradaki iz bir metaforik olarak bu meseleye göndermede bulunacak. Bununla ilgili de yine bir tabletle arkadaşlarımız hazır bir programdan kendi su ayak izini merak eden, yani temiz ve doğal suyu nasıl tükettiğine dair ve bu tüketimde kendi başına düşen o olumsuz katkı mı diyelim ya da durumu belirleyen bir otomatik programla da aşağı yukarı nasıl bir su ayak izi bıraktığına dair onlara vereceğimiz verilerle belki hani bir soru işareti ya da bir bilinçlenme şeklinde bir işimiz var Çekirdek Kolektifi'nde. İkinci işimiz
Bugüne kadar yeryüzünde yaşayan türlerin %99'u insan kaynaklı tükendi. Bunu temsilen petri kaplarına o soyu tükenen 99 türden birer temsili fotoğraf ve o petri kapların etrafına da onlarla ilişkili bilgiler. Hem petri kap nedir? Ben bilmediğim için. Petri kap kimya laboratuvarlarında kullanılan bakteri üretimini sağlayan bakteri ağırı dediğimiz bir besin ortamı. Üretimi için kullanılan cam ya da plastikten oluşan böyle silindirik materyaller. Onların içine de en iyi bakteri ortamı olan lor peynir koyacağız. Ve lor peynirlerin üstüne de sergiye çok az kala o soyu tükenmiş canlıların görsellerini yapıştırdığımızda buradan bir süreç işi yapmayı planlıyoruz. Zamanla o nem ortamında görsel işte boyaları çözülecek ve silinecek. Tabii bunu kaydedeceğiz. Bu bir süreç işi olacak. Burada hem ne kadar bu sorumlu olduğumuza dair bir belirleme olacak. Son 100. Petri kabında da insanı temsilen Leonardo'nun Vitruvius insanını koyacağız. O da insanın o narsizmini, o her şeyi ben yarattım, ben mükemmelim biraz duygusuna eleştirel bir görsel. İkinci dahil olduğum işte üyesi olduğum yaklaşık işte kurulduğundan beri Ekoloji Kolektifi Derneği, ekososyalist bir dernek biliyorsun, evet, Kültürhan'da de oldukça faaliyetleri oldu. Derneğimizle de hem kolektif bir iş olması anlamında ortaklaşa yürüttüğümüz bir iş. Ben yıllardır bu ekoloji meselesiyle ilgili işlerimde medyum olarak çakıl taşlarını kullanıyorum. Çakıl taşlarının hem zamansallığı hem doğaya ait bir parça olması ve sürekli yaşıyor ve formunu değiştiriyor, biçimini değiştiriyor olmasından hareketle onların üstüne interaktif yine bir iş yapmayı düşündük ve bir açık çağrı yaptık. Herkes etrafında bulduğu herhangi bir taşa ekolojik meselelerle ilgili niyetlerini, özlemlerini, eleştirilerini, dileklerini vesaire her ne olursa olsun ya da buna dair işte metodolojileri, bilgileri, fikirleri, kanunları istedikleri her şeyi yazıp bize belediyeye postalayabileceklerini söyledik ve gelen bu taşlarla toplamda herkesin bir taşı olacak. Bununla ilgili zaten bir manifesto yazmıştık ve o manifesto 5 ayrı başlıktan bölümden oluşuyor. Ve her bölüm bir kapıya denk geliyor. O kapıdan nereden girmek isterseniz, ekolojik meseleleri nereden almak isterseniz, diliniz, lisanınız ne olmasını istiyorsanız bir metin yazıyorsunuz. Sonra dediğim gibi bunları bir kara yosunu biçiminde yerde sergilemeyi planlıyoruz. Neden kara yosunu diye soracak olursan da çünkü eşeysiz üreyen, sporla üreyen bir bitki türü ve yaprakları da frontal dizilime sahip. Yani yine bizim bu altın oran dediğimiz doğanın kendi en mükemmel oran diye. Mükemmel oran. Bununla ilgili işte öyle bir dizilim düşündüm. Toplamda baktığınızda yukarıdan dev bir yaprağa benziyor ama o yaprak tekrar içinde yaprakları. Onlar da tekrar tekrar yapraklara şeklinde. Birbirine açılan bir sürü kapı ve olanak şeklinde de okunabilir. Böyle bir çalışma olacak. Bir işim daha var. Ya bir işim derken özür dilerim. Yine Çekirdek Kolektifi'nin bir işi. Yine ısrarla nükleer istemiyoruz ve bu sergimizde de bunu dillendirmek istiyoruz. Yine iki tane çekirdekten yetişmeleri anlamında oğlum Yusuf Renas Kurtuluş ve arkadaşı Toros Levent birlikte bastırdığımız stikerleri herkese yapıştıracaklar sergi alanına gelen ve stikerin gözleri nükleer tehlikesi işaretinden, sembolünden oluşuyor. Unsmiley, yani bildiğiniz en yaygın, en bilinen, en sevimli emoji olan smiley'i biz unsmiley'e dönüştürüyoruz. Eğer gözünüz nükleeri görmek istemeye devam ederse mutsuz olacaksınız. Basit bir mesaj. Bunları tabii isteyenlere fazlaca da vereceğiz. Herkes tarafını belli etsin diye arabaların arkalarına, camlarına veya istediğiniz herhangi bir yere de yapıştırılabilir. İşlerimiz böyle.
Ben Veli Hoca'yı alabilir miyim? Kültürhane'nin programı, Kültürhane'nin de bir işi var. Evet. Mersin Yabanları'nın da bir işi var. Evet. Hem bu iki işin ne olduğunu alalım sizden ve diğer başka sanatçılar kimler, işler neler, onları da vurgulayalım istiyorum evet, bu aşamada. Tabii ki Kültürhane ile biz D5 olarak Avrupa projesinde ortak partneriz. Aynı zamanda Mersin Yabanlılarla. Dolayısıyla bizim önümüzdeki seneki projemiz de Kenar Etkisi başlıklı bir proje. Ve bu Kenar Etkisi yine ekoloji ve çevreyle ilgili. Dolayısıyla Kültürhane'nin bugüne kadar ekolojiyle yaptığı çok büyük bir çalışma sahası var. Programlar var, atölyeler var. Kendi içerisinde çok dinamik bir yapı ve bir ağ sisteminin içinde aynı zamanda Kültürhane. Mersin Yabanlılar da Bediz Yılmaz hocamızın kendi pratiğine dayalı üretimlerinin bir kolektif ruhla ortaya konduğu bir yapı ve dolayısıyla bunların da mutlaka bizim bu etkinliğimizin içinde gözükmesi bizim için çok anlamlıydı. Arkadaşlarımız kendilerinin temsil noktalarında orada yer alacaklar. Çok önemli. Çekirdek Kolektifi az önce söylediği gibi Muazzez'in çok tarihi bir yapı bizim açımızdan ve zaten o bizim şu anda başrolde olan yapı. D5, Duyu 5 anlamına geliyor bizim. 2018'de Nurin Nakkaş, Nida Mert ve İbrahim Tokaslan'la beraber kurduğumuz bir yapı. Biz de güncel sanat ortamları içerisinde konumlanmış bir durumdayız ki bizim konumlanış biçimimiz aynı zamanda Çekirdek Kolektifi'nin de konumlanış biçimi Mersin sanat kolektiflerinin aslında çatı gibi olduğu bir yapının uzantıları noktasındayız. Ve şu anda aslında biz Mersin Güncel Sanat Ortamları olarak bir aktif bir durumdayız. Buradaki arkadaşlarımız da onun üyesi. Biz kapalı çağrıya çıktık. Sinan Can'ın teklifiyle beraber, başkanın teklifiyle beraber biz açık çağrı yapmadık. Çünkü hem zamanımız yoktu hem de pandemiden dolayı çok kısıtlı bir zamanda organize olduk. Ve zaten Mersin'de belirli bir kültürel altyapı, kültürel deneyim alanı vardı. O insanlarla, arkadaşlarla bir araya geldik. Ve biz aslında burada 2 yılda bir yapılması düşünülen bu yapıyı mümkünse 4 ayda bir projeler ortamı haline getirmek, Haziran ayında Mersin'in ekolojiyle ilgili, çevreyle ilgili bilincini yükseltildiği bir ay olarak değerlendirmek, bu 3-4 atölyede, 3-4 üretim alanında yapılmış işleri orada sunuma, gösterime sunmak. Ama aynı zamanda bu projenin bir ayağı da yine Çevre Mühendisleri Odası'nın desteğiyle çevre sohbetleri, çevre sanat sohbetleri gerçekleştirdik. Bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Sanat nesnesinin yanında mutlaka bir teori, bir epistemik bir alan, bilgi alanı açılması açısından tartışma ortamları yapıyorduk ve bu tartışma ortamlarında Şeref Erol Hoca bize bir sunum yaptı. Aynı zamanda kendisi de bu şekilde üretim yapan Kerem Ozan Bayraktar'ın deneyimini tartıştık, konuştuk. Gülşah Mursaloğlu var sanatçı İstanbul'da. Bunlar Kerem Ozan Bayraktar ve Gülşah Mursaloğlu da İstanbul'dan katılaraklar. Hatta Gülşah Berlin'den katıldı. Onlar tamamen çevre üzerine üretiyorlardı. Arkadaşlar için çok güzel bir deneyim paylaşımları oldu. Onun dışında da bizim yine Mersin Güncel Sanat Ortamları olarak sanatçı portfolyoları kayıtlarımız var. Bu kayıtlar konusunda Mersin Çevre Mühendisleri Odası yine destek verecek. 3 sanatçımızın portfolyo şeyini biz ortama YouTube ortamına yükleyeceğiz. Şeref Erol, Ahmet Karabulak ve Zeynep Güraycan'ın sanatçı portfolyolarını da sürece dahil etmiş olacağız. Hocam çok sağ olun. Anladığım kadarıyla yani bu çevre ve sanat birlikteliği Mersin'de artarak sürecek. Bu noktada biraz da ben Karetan'ın reklamını yapayım. Sinan Can demin bahsetti bu Atatürk Parkı'ndaki olaydan. Ful Hoca ile Bilgin Bey'i konuk etmiştik Karetta'ya. İşte Muazzez bahsetti. Herkesinden Akın İlhan'ı konuk etmiştik. Kültürhane zaten hep konuğumuz oluyor. Mersin Yabanları'ndan Beliz Hoca ve Serdar Hocamız konuk olmuşlardı. Son sözlerinizi alayım. Bu noktada da serginin dışında bu Dünya Çevre Günü 5 Haziran 72 yılında biliyorsunuz Stockholm'daki bir BM konferansından sonra ortaya çıkan bir şey bu. Dünya Çevre Günü ile ilgili izlenimlerinizi alarak sıradan böyle alıp bu şekilde bir bitirelim programımızı. Sinan Bey sizle başlayalım. Tabii açıkçası yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü diyoruz ama tabii biz Türk Mimar ve Mühendisler Odası'nda
genel kurulunda alınan kararla bu 31 Mayıs 5 Haziran arası ekolojik yıkımla mücadele haftası kapsamında biz bunu biz bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii 1972'de Stockholm'da alınan bir genel bir karar var. Fakat biz burada Çevre Mühendisleri Odası olarak ekolojik yıkımla mücadele haftası etkinlikleri yapıyoruz. Bizim de bir dizi etkinliklerimiz olacak. Webinar etkinliğimiz, karikatür sergimiz forumda yine gerçekleştirecek. Bir de Sirkular 2. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinliği. Şimdi ben bu ortamdan mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü çok güzel bir entelektüel bir ortam var. Biz ekolojik yıkımla mücadele haftasında çevreye, ekolojiye tahribat verebilecek, tahribat veren ve verebilecek olan bütün yapılanmalara buradan da bir karşı duruş sergilediğimizde belirtmek gerekir. Ve bu ortamın inşallah seneler boyunca artarak, belki de bir zaman sonra sivilleşerek Mersin'e mal olan bir sirkular sergisi ya da etkinlikleri, sanat etkinlikleri ortamına bürüneceği noktalara çalışıyoruz aslında bizler. Yani biz günü yapalım, geçelim ya da işte birkaç etkinlik yapalım, ismimizi duyuralım değil de Mersin'e mal olacak ve sivilleşecek bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bunun temellerini atmaya çalışıyoruz Alper Bey. Eğer başarılı olursak bunun birden başlayıp belki de 10, 20, 30'a kadar gidebilecek bir yapı olmasını diliyoruz. Ben bizleri davet ettiğiniz için ve düşüncelerimize değer verdiğiniz için sizlere, Kültürhane'ye ve DB Sanat Ortamı'na ve sanatçı dostlarımıza ve tabii ki de paydaşımız olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Derya Hanım, sizden de alalım. Ekolojik yıkımla mücadele haftasında biz de buna sanatsal bir tepki vererek en azından kitlelerde kimi farkındalıklar oluşturmak ve onların çok gündelikmiş gibi gördüğü ama aslında çok çevreyi çok fazla etkileyen kimi yapılara su ayak izi gibi dikkat çekmek ve onlarda kimi farkındalıkların oluşmasını sağlamak bizim için bir ne diyelim şans diyelim, evet. Çok sağ olun. Böyle bir ekiple bunu yapmak çok güzel, evet, teşekkür. Muazzez Hanım'dan da alayım. Aslında Sinan bize söyleyecek bir şey bırakmadı. O zaman ben biraz böyle slogan var bir şey söyleyip hemen sözü Veli Hoca'ya atayım. Başta yazılanları yansıtayarsan olur zaten bize. Yani ihtiyacımız kadar tüketelim. Fazlasını tüketmeyelim ve kirletmeyelim. Yani aslında iki tane özet. Ve mutlaka 7 Haziran'daki sergiye de bekliyoruz. Çünkü orada hem öğreneceğimiz çok şey var, hem de ne kadar orada olursak onu sahiplenmiş ve desteklemiş ve rengimizi de göstermiş oluruz. 7 Haziran'da görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Ben de Kültürhane'ye çok teşekkür ediyorum bize bu katkıyı sunduğu için. Rica ederim Veli Hocam. Ben önce katılımcı bir sanatçıları böyle tarihe not düşsün diye burada geçmek istiyorum. DB Sanat Ortamı, Bengisu Muazzez Kurtuluş sanatçı olarak, Taner Tunga, Nesibe Güneş, Yasmin Dahan, Elif Güven, Kültürhane bir sanatçı olarak, Mersin Yabanlıları yine bir kolektif ve sanatçı pratiği olarak, Aliye Altınbilek, Reşat Ceylan, Hatice Karadağ, Zeynep Güray Can, Hediye Göker, Derya Gözü Kızıl, Haydar Turan ve Çekirdek Kolektif katılımcı sanatçılar. Ben bugün için söyleyeceğim şey, o gün gelsinler sanatçıların tüm söylemiyle bir sanatsal mesaj iletmiş olacağız. Gerçekten çok ilginç bir çalışma olacak. Bir küçük biyanel örneği olacak ve ağırlıklı olarak enstalasyonlar yer alacak orada. Ben güzel bir çalışma olacağını diliyorum. Bu arada ben de Sinan Başkan nezdinde odaya ve Vahap Seçer Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için ilk defa böyle profesyonelce bir yaklaşım ortaya koydular. Umarım gelecek süreçler için cesaret verici bir birliktelik olur. Bu ilk örnek olur. Hepsine çok sonsuz teşekkürler. Çok sağ olun. Ben size de teşekkür ediyorum. Kültürhane çekim ekibine de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok da güzel oldu hepsini saymanız. Çok iyi bitirdik. Bu arada şimdi Karetta Ekolojik Haftası bu 38. programı. 3 tane de ayrı canlı yayın yapmıştık. Ve ilk defa açık havada Zoom dışında yapıyoruz programı. Ve 41 kere maşallah programı oldu aslında bu bir açıdan da.
çevre gününde çevrede kültürhanenin ektiği zeytin ağacının şu andaki en son halini görüyorsunuz şu anda tam yanımda benim. Yani onunla beraber büyüdük kültürhanede. Kültürhaneye, sivil sayfalara teşekkür ediyorum ben destekleri için, katkıları için. Ve Caretta, ağır ağır ama sebatla, el ile, göz ile, diz ile, bir araya gelince elbet söz ile, sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.